Sayın Başkan, son günlerde bir Kürt böreği meselesi var, tartışması var. Almış başını gidiyor. Kürt böreği mi, Kürt böreği mi diye. Gerçekten garip. Tartışmanın odağı Kürt böreği. Bir börek zinciri olan Levent Börek adlı iş yeri bu böreği Kürt böreği diyerek paketlemiş, pazarlamış, paketleyip öyle sunuyor. Size kısa bir tarihçe sunayım bütün Türkiye'ye. Bu böreği tanıtan ve yayanlar da Bileceli Kürtlerdir. Bu nedenle böreğin adı Kürt böreğidir. Bilece, Bingöl'ün Kiğ ilçesine bağlı Dersin Külümür ile Kiğ sınırında yer alan... Buyurun tamamlayalım Sayın Beştaş. Kürt böreğini yaratan kişi lakabı Rengo olan çevresi tarafından Rengo olarak bilinen Bileceli Mehmet Efendi'dir. Ve 1935'te İstanbul'da vefat etmiştir. Kürt böreği tescilli bir börek. İstanbul'da her yıl festival yapılıyor ve binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. 100 yıldan fazla bir tarihe sahip olan bu börek şimdi kendini bilmez birileri tarafından Küt diye yazılıyor, tanıtılıyor. Her şeyi asimile ettiniz, bir börek kalmıştı gerçekten. Kalbiniz küt küt attığı için mi Küt böreği yaptınız? Meseleniz nedir? Gerçekten soruyorum. Dağda kart kurt sesinden Kürt çıkarma teoriniz tutmadı. Şimdi kesilirken küt küt diye çıkan ses mi diyeceksiniz? Peki boşnak böreği, Laz böreği, Gürcü mantısı, Çerkez tavuğu, Arap aşığı için de önerileriniz var mı? Laz böreğine de az böreği, Çerkez tavuğuna erkez tavuğu. Bitti mi sen? Buyurun bitirin lütfen. Bunu bitireyim. Çerkez tavuğuna da erkez tavuğu deyin, olsun bitsin. Bu coğrafyadaki halkların emeği, göz nuru, yeme içme kültürlerine de el atmak kimsenin haddine olmamalı. Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin diyorum. Sayın Başkan, son olarak... Teşekkürler Sayın Beştaş. Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın. Buyurun Sayın Günaydın. Börek getiriyor. Börek gelmem gerekiyor. Getiriyorum bir dahaki sefer. Bir dahaki sefere börek getiriyor. Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. Buyurun. Bir 30 saniye zaman alabilir miyim? Evet. Sayın Başkan. Şöyle de denebilirdi. Sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi. Yine Allah razı olsun. Kürt dönmüşler. Buyurun. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Herkesi 16 Kasım.